Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz avukat meslektaşlarımızın ölüm orucu, avukat Ebru Timtik, avukat Aytaç Ünsal. Kritik noktadalar, bu hafta bu gündemi konuşacağız. İki önemli konuğumuz var. Ancak her hafta olduğu gibi bu haftada hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonrasında konuklarımızla sohbete devam edeceğiz.25 Temmuz'da Cumartesi annelerinin İstanbul Galatasaray Meydanı'nda 24 yıldır gerçekleştirdiği buluşmaların 800.sü öncesinde meydana çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatan polis, açıklamanın meydanda yapılmasına izin vermedi. Engellemeye rağmen Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakan kişilere müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. 26 Temmuz'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Abbas Ağa Parkı'nda Kadınlar Birlikte Güçlü Kolektifinin çağrısıyla düzenlenecek olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili foruma polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Polisin engellemesi üzerine forum Beşiktaş Denizcilik Müzesi'nin yanında gerçekleştirildi. Forumun sona ermesinin ardından 8 kişi polis tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 1357 gündür dirençte olan kamu emekçileri tarafından Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 27 Temmuz'da yapılan basın açıklamalarına polis müdahale etti ve eyleme katılanları fiziksel şiddet kullanarak İnsan Hakları Anıtı'nın önünden uzaklaştırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan rapor, polis ve bekçilerin uyguladığı işkence ve kötü muamele vakalarının artışına dikkat çekerken, iddiaların soruşturulmadığını ya da suçların cezasız bırakıldığını ortaya koyuyor. Polisler, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'e ailesiyle yemek yediği bir mekanda GBT yapmak istedi. Dönmez, kimliğini isteyen polislerden yazılı gerekçe talep etti. Polis ise, biz devletiz, kanunsuz iş yapmayız cevabını verdi. Gerekçe olmadan kimliğini vermek istemeyen Dönmez, polislerce gözaltına alındı. Evet, avukat Ebru Timtik, avukat Aytaç Ünsal, iki avukat, iki meslektaşım ölüm orucunda. Ebru'nun 211. gününde, Aytaç'ın ise 180. gününde ve sağlık durumları kritik bir aşamaya geliyor. İki konumuz var demiştik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Vekili Mehmet Bekaroğlu ve avukat Ümit Büyükdağlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önce avukat Ümit Hanım'la başlamak istiyorum. Çünkü sağlıklarıyla ilgili güncel bilgi almak istiyoruz. Hem bu hafta adli tıbba sevk edildiğini duyduk biz haberlerden. Hem de şu anda sağlık durumu nasıl diye bize bilgi verir misiniz? Şu sıralarda büyük bir olasılıkla ATK heyetinin önündeler Ebru Aytaç. Aytaç dün gece Silivri'ye getirildi. Biliyorsunuz son bir haftadır yaklaşık sağlık durumları nedeniyle ATK'ya sevk ve tahliye talepli dilekçeler yağdırdık. Biz hem yargıda hem 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Dün bu talep kabul edildi. 37 Ağır Ceza'dan ATK'ya sevk kararı çıktı. Aytaç da Silivri'ye getirildi. Ve şu sıralarda dediğim gibi ATK'da büyük bir olasılıkla heyet önündeler. Büyük bir keyifle ve heyecanla şeyi bekliyoruz açıkçası. Artık kararın verilmesini istiyoruz. Çünkü her ikisi de kritik durumdalar. Ebru biraz daha tabii yaklaşık 31 gün daha fazla ölüm orucunda olduğu için onun durumu biraz daha kritik. Konuşma güçlükleri başladı Ebru'da. Ayrıca işte boğazda şişlikler, hareketlerinde kısıtlamalar, çok fazla kilo kaybı. Yani 40'larının başında 41 kilo, 39 ile 41 arasında bir kiloda. Aytaç da öyle. Yani fiziğine göre 50'lerinin altına düşmeye başladı. İkisi için de çok endişeliyiz ama bu ATK'ya sevk hepimiz için biraz umut oldu açıkçası. Ondan sonrasına bakacağız. Cuma'ya kadar bir karar bekliyoruz. Yarın tabii bayram tatiline giriliyor da bir şanssızlık bir yandan ama büyük bir olasılıkla heyet kararını çıkartacak diye umut ediyoruz. Ümit Hanım, şeyi sormak istiyorum. Tekrar kamuoyu bilsin en azından. Ebru'yla Aytaç'ın talepleri neydi?
Yani niçin 211. günde ölüm orucunda, niçin 180. günde ölüm orucunda, neyle ilgili talepleri var? Yani temel talepleri adil yargılanma talepleri. Bu kanalda dahil olmak üzere pek çok kereler anlattık. Avukat kimliklerinden bağımsız olarak söylüyorum. Yargılanma aşamalarının tamamını takip eden biri olarak söylüyorum. Baştan sona bir hukuk parodisi, komedisiydi. Hukukla hiç alakası olmayan bir yargılamaydı. İşte biliyorsunuz ilk celse Eylül 2018'de oldu. 5 günlük bir duruşma setinin sonunda tahliye edildiler ve 10 saat geçmeden aradan tekrar tutuklandılar. Heyet değişti. Aynı heyet muhteşem bir tahliye kararından sonra aynı heyet tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Ve ardından da heyetin yerleri tamamıyla değiştirildi. Değişen heyetin yerine gelen heyet inanılmaz kötü, hukuktan bir haber bir heyetti. Ve tek bir noktaya odaklanmışlardı. Mahkumiyet. Bunun için savunma hakkının kısıtlanmasından tutun. Delillerin değerlendirilmesindeki hatalara kadar pek çok seri halde CMK ihlalleri, bakın şeyden bahsetmiyorum artık, uluslararası normlardan, uluslararası haklardan, evrensel haklardan bahsetmiyorum. Pek çok CMK normu, pek çok CMK maddesi ihlal edildi. O süreçte yaşananları sizler de biliyorsunuz, defalarca arkadaşlarımız da anlattılar. Adil, yani yargılanmadılar bile. Karar verilmiş bir karar yokluklarında tepim edildi. Şimdi arkadaşlarımızın tek talebi adil yargılanma. Hem kendileri hem müvekkilleri için. Belki bu davanın Ebu ve Aytaç'ın şansı biraz da oydu, avukat oldukları için. Pek çok avukat işte milletvekillerinin takibindeydi, uluslararası örgütlerin takibindeydi. Ama Türkiye'de bu yargılamalar artık yerleşti. Biraz da bu yargılamalar içinde Ebru ve Aytaç adil yargılanma talebi için açlık grevine ve devamlı da ölüm orucuna başladılar. Evet, ben şimdi Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Bey tekrar hoş geldiniz. Ümit Hanım ifade ettiği bir adil yargılanma talebiyle bir ölüm orucu söz konusu ve kritik aşamaya geldiler. Ben sizin geçmişte de birçok ölüm orucu eyleminde ara bulucu rolü veya uzlaştırıcı rolü, çözüm rolünü üstlendiğinizi biliyorum. Biraz bugünkü hükümetin tavrını bize anlatır mısınız? Yani nedir farkları geçmişten? Ya şimdi tabii sadece hükümetin değil, kamuoyunun da, yargı hem bir bireyler, yargı mensupları ve sistem işleyiş açısından geçmişteki benzer süreçlerden farklı bir süreç yaşıyoruz. Hemen kamuoyuyla ilgili birkaç cümle söyleyeyim ben. Yani 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda ölüm oruçları esnasında farklı bir kamuoyu duyarlılığı mevcuttu. Yani insanlar işte ölüm orucunda, açlık grevinde olan insanların kimliklerine, siyasetlerine falan bakmaksızın bunu bir çaresizlik olarak görüyorlardı. Hem bir taraftan ölüm orucunun bir hak arama aracı şeklinde kullanılmasını doğru bulmuyor, buna tepki gösteriyorlardı. Hem de insanların ölüm orucunun dışında hak arama yolu bulmamaları, çünkü herkes yani ölüm orucunu kimsenin tercih etmeyeceği, tüm hak arama yollarının kapalı olması nedeniyle böyle bir yola başvurulduğunu düşünüyor. Ve bir tepki gösteriyordu, bir duyarlılık vardı. Dolayısıyla işte arabulucular ya da işte ölüm orucunun ölümler olmadan sonlanması için gayret gösterenler bu konuda arkalarında bir destek görüyorlardı. Evet. Bugün böyle değil. Yani bugün maalesef böyle değil. Müthiş bir sessizlik var. Ya da ses çıkınca da bu insanların ya da sürecin aleyhine sesler çıkıyor. O da yok. Yani o da yok. Yani müthiş bir sessizlik var. Böyle olunca muhataplarınız işte aileler, konuyla ilgili birkaç tane avukat,
işte devlet, Adalet Bakanlığı ya da diğer bakanlıkların görevlileri, belki birkaç tane siyasetçi, bu kadar. Bunlarla muhatapsınız. Biz yani tabii resmi bir arabuluculuk rollerimiz falan öyle bir şeyimiz yok şimdi. Ama bundan önceki bir kısmı ölümle sonuçlandı, bir kısmı değil. Onlarda da şimdi de sürekli olarak değişik görüşmeler yapıyoruz. Ama netice alabilecek bir ortam maalesef oluşmuyor. Büyük bir şey var. Şimdi devletin tavrını falan soruyorsunuz. Ya farklı evet. Ama yani devlet şey olarak o gün de bugün de insan işte tek olarak, işte anne olarak, çocuk olarak, eş olarak, sevgili olarak böyle bir insan görmüyor devlet karşısında. İşte devletin bekası, varlığı falan gibi bir şeylere onları esas alıyorlar. Diğerleri tamamen diğer şey, araç, basit şeyler o şekilde değerlendiriyor. Evet. Ve hiçbir zaman... İzin verirseniz adil yargılanma talebi söz konusu avukat arkadaşlarımızın ve sadece onların davası değil, Selahattin Demirtaş davası, Osman Kavala davası, grup yorum davası, yani artık Türkiye'de birçok davada adil yargılanma meselesi söz konusu. Bu hakkın ihlali söz konusu. Siz nasıl görüyorsunuz yani bu sorunu, yani avukatların ölüm orucuna gelmeden önce siyasetçiler tam görevini yaptı mı sizce? Yani mesela HDP, CHP adil yargılanma meselesini gündeme getirebildi mi Türkiye'de? Ya bu soru tartışılabilir bir soru. Yani ne daha ne yapsalardı da adil yargılanma gündeme gelebilirdi? Bunlar ayrı bir şey. Bu seçimlere kadar götürürüz. Niye o parti şu kadar aldı, niye bu parti bu kadar aldı, oraya kadar gider. Ama adil yargılanmanın yapılmadığı konusunda bir kuşku yok. Yani Türkiye'de son yıllarda özellikle bu işte OHAL ve KYK'lar süreciyle son birkaç sene içinde yoğun bir şekilde, hani derler ya sokaktaki çocuk bile biliyor noktasına kadar gelmiştir. Adil yargılanmanın yapılmadı. Yani en basitinden gizli tanık diye bir sistem var. Yani bir mekanizma işliyor ve tabii tek iş avukatların, hukukçuların alanlarına girmeyeyim. Nasıl işlediği, ne olduğu çok belli değil. Şimdi bir de tabii yargı gidiyorsunuz. İşte Adalet Bakanlığı ile değişik bürokrasi ile cezaevleri, tutuk evleri, görevlileri görüşüyorsunuz. Bir takım şeyler konuşabiliyorsunuz. Yani neticede diyorsunuz ki işte bu insanların şu durumda, sağlıkların şöyle ve bu durumda cezaevleri şartlarında bulunan burada kalmaları ve cezaevleri şartlarında tedavi görmeleri mümkün değil. Dolayısıyla kanunlara uygun bir şekilde sürecin işletilip tahliye edilmesi filan. Bunlarda bir muhatap buluyorsunuz. Bir şeyler konuşabiliyorsunuz. Nitekim şimdi bu arkadaşlarımız Ebru ve Aytaç, avukat Ebru ve Aytaç adli tıp kurumuna sevk edilmiş durumda. Muhtemelen de tahliyeleriyle ilgili bir karar çıkacak diye beklentimiz öyle. Ama işte esas talep olan adil yargılanma konusunda bürokrasi diyor ki ya da siyaset devlet görevlisi diyor ki, devlet diyor ki vallahi yargı bilir diyor. Yargı ne biliyor, nasıl biliyor? Bunu anlamak çok güç. En basit bir şey var şimdi. Bu iki dosyanın dışında bir şey söyleyeyim. Her şey hazırdı. Enis Berberoğlu'nun durumunu Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecekti. Her şey hazırdı. Kendileri de böyle bir şeyler, bilgiler alınmıştı, avukatları falan. Eylül ayına erteledik. Niye ertelediniz? Dosya mı tamamlanmadı, ne oldu filan, bunlar bilmiyorsunuz. Bunlarla ilgili bir bilgi alamıyorsunuz. Yani yargının işleyişi de. Şimdi Ebru Timtik'le Aytaç Ünsal'ın dosyaları Yargıtay'da. Yani sürecin işlemesi için Yargıtay bunların kararlarını bozacak ve tekrar yargılanacaklar. Değil mi? Yani hukukçu arkadaşımız bu konuyla ilgili bilgi verir. Esas yani radikal çözüm buradan geçiyor. Yoksa bunların tahliye edilmeleri,
İşte ama tahliye edilince daha evvel gördük yani insanlar aşk krevinde ölüm orucuna devam ettiler ve kritik sürece terminal döneme geldiği için ölümler sonuçlandı. Yargıtay'daki sürecin hızlanması için de hiçbir muhatapta bulamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ve sürekli şekilde bürokrasi de bizi topu oraya atıyor yani yargı diyor. Bir çıksın Yargıtay kararı, Yargıtay verecek adli yargılama ile ilgili biz ne yapalım falan diyor. Ben Ümit Hanım'a dönmek istiyorum. Mehmet Bey dosya Yargıtay'da ifade etti ve esas çözümü aslında Yargıtay'ın bir hukuka uygun adil yargılama hakkına saygılı bir karar vermesi. Ancak şu anki Türkiye yargı konjonktüründe böyle bir adım görünmüyor herhalde. Siz nasıl görüyorsunuz bundan sonraki hukuki süreçleri? Yani Yargıtay'ından evet açıkçası biz olumlu bir karar bekliyoruz. Nasıl bir bozma olur, nasıl bir şey olur bilemiyorum. Ne kadar arkadaşlarımızı tatmin eder onu da çok kestiremiyorum açıkçası ama bir bozma geleceğini tahmin ediyoruz. Bu sadece tahmin tabii ki ve temeli de içeriyor. Yani bu dosyada hukuksuzluklar gözüne sokuldu insanların. Tüm yargılama süresince. Bunu Yargıtay'a verdiğimiz dilekçelerde de anlattık. Şimdi Yargıtay dosyasına sunduğumuz bir de uluslararası bir rapor var. Biliyorsunuzdur büyük bir olasılıkla arkadaşlarımızın yargılama sürecinde en başından itibaren, ilk günden itibaren bir uluslararası heyetle nezaret etti. Bunlar en son olarak bir raporlama hazırladılar ve bu Yargıtay dosya çevirisini yaptırdık ve Yargıtay dosyasına da sunuldu bu rapor. Tüm uluslararası örgütler bu dosyada hak ihlallerinin yapıldığını, arkadaşlarımızın adil yargılanmadığına tanıklık ettiler. Ve bunu raporlaştırdılar. Biz bunu da dosyaya sunduk dediğim gibi. Dilekçeler tabii her zaman verilmeye devam ediliyor. Son olarak Yargıtay dosyasına mesela 600'den fazla yurt dışından dilekçe sunduk. Bu dosyayı bilen, bu dosyayı takip eden avukatlardan, barolardan, baro başkanlarından, uluslararası örgüt başkanlarından ve yönetim kurullarından, Amerika'dan Filipinlere kadar pek çok avukattan Yargıtay'a dilekçeler yağdı. Sanıyorum başka hiçbir dosyada bu kadar çok uğraşılmamıştır. Bu nedenle biraz daha fazla umutluyuz. Tabii. Sanırım Ebru da Aytaç da sadece kişisel dosyaları üzerinden bir adil yargılanma talebi yok. Değil. Bunun evet. Altını biraz daha doldurur musunuz yani? Yani Türkiye'deki genel bir adil yargılanma meselesiyle ilgili sorunları var, talepleri var. Temel sorunları zaten o. Adil yargılanma yani sadece kendileri için değil. Avukat oldukları için onlar daha çok göz önüne çıkıyorlar ama Türkiye'de biraz siyasi bir dosyanız var ise hakkınızda açılmış olan ne yazık ki adil yargılanma hakkınız tamamıyla yok ediliyor. Başlangıçtaki konuşmamda da söyledim. Yani bunları göze sokabiliyoruz çünkü yargılananların tamamı avukattı. Avukatların evet. Yargılamasında dahi bunlar yapılabiliyorsa, temel hakların tamamı ihlal edilebiliyorsa, sıradan vatandaşların ya da kamuoyunun gündemine düşmeyen dosyalarda neler yaşanabildiğini tahmin etmesi çok da zor değil. Yani Türkiye'deki yargılama sisteminde şu anda yan mahkemede aynı dosya için yan mahkemede farklı, diğer mahkemede farklı kararlar çıkabiliyor. Buna siz de avukat olarak tanıklık etmişsinizdir. Biraz daha önde biriyseniz hakkınıza mahkumiyet veriliyor. Aynı dosyadan, atıyorum çok basit bir örneği, 2911'den dolayı yargılandığınız bir dosyada bir mahkeme mahkumiyet verirken diğeri hayır temel hakkın kullanılmasıdır deyip beraat kararı verebiliyor. Birbirinin aynısı olan dosyalarla ilgili. Bunların tamamı aslında Türkiye'de bırakın adil yargılanmayı, Türkiye'de yargılamanın olmadığını gösteriyor. Türkiye'de evet. Şu anda adına yargı diyebileceğimiz bağımsızlıktan da öte. Adına yargı diyebileceğimiz bir sistem yok. Her şey körlemesine gidiyor. Yetersiz hakimler var ya da yani çok da kullanmayı sevdiğim bir laf değildir ama güdümlü demek istiyorum kendileriyle güdüm. Yani illa da birilerini yönlendirmesi gerekmiyor bu insanlar. Yani siyasi iktidardan telefonlar gelinip de bunları araması gerekmiyor.
kendi zihinlerinde güdümlenmiş hakimler var, savcılar var. O yüzden komedi şeklinde iddianameler çıkabiliyor ortaya. O yüzden komediden de öte kararlar çıkabiliyor ortaya. Türkiye'de şu anda bırakın adil yargılanmayı, yargıdan bahsedebilmek mümkün değil. Mehmet Bey, Ümit Hanım adil yargılanma meselesinin hepimizin meselesi olduğunu ifade etti. Yani Türkiye'de her vatandaşın aslında bir adil yargılanma sorunu var. Popüler davalar var, işte avukat davaları, Osman Kavala davası, Ahmet Altan davası, Demirtaş davası. Bu giderek yaygınlaşıyor. Yargı gerçekten hakim savcılar kuruluyla doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı hale geldi. Onu görüyoruz. Bunun çözümü nedir? Yani adil yargılanma meselesini arkadaşlar ölüm orucuyla gündeme getirdi. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Yani bu meseleyi en azından insani noktada çözmek için ne yapmak lazım? Ben önce bir iki cümleyle dediniz ya, arkadaşlar ölüm orucuyla bu konuyu gündeme getirdiler dediniz. Evet. Bununla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Bence ölüm orucunu bir hak arama aracı olarak kullanılmasının felsefi, ahlaki boyutların yönlerini de konuşmamız gerekiyor. Peki adil yargılama ile ilgili ne yapabilirim, neler yapılabilir? Gerçekten ifade edildiği gibi Türkiye'de son yıllarda belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş derecede ciddi adil yargılanma ile ilgili sorunlar var. Ben 12 Eylül döneminde cezaevlerinde zorunlu hizmet olarak psikiyatr uzmanlığı yaptım. Çok fazla işim gücüm olmadığı için dosyalar okuyordum, böyle roman okur gibi. Enteresan 83-84 dosyalar vardı. İşte sıkı yönetim mahkemeleri, mahkemelerin üyelerinden bir tanesi de kıta, piyade, albay, binbaşı filan idi. Buna rağmen onlarca, yüzlerce belki de dosya okumuşum. Hukukçu değilim ama yani hukukçu olmamama rağmen ne kadar titizlikle, evet yani 3 tane 5 tane önde ki dosyalarda siyasi olarak hani ders olsun, bir gün onu bir gün onu gibi şeyler yapıldı ama yaygın bir şekilde yargılamalarda hukuk, adil yargılama, kural, delillerin toplanması filan, bütün bunlar vardı. Bugün bakıyoruz, yani bugün hem duyarlılıklar konusunda çok ciddi sıkıntı var, hem de pratikte adil yargılama ile ilgili çok sıkıntılar var. Yasal olarak da problemler var. Yani gizli tanık diye bir müessesenin bu kadar yaygın bir şekilde kullanıldığı bir yerde adil yargılamadan filan söz edilmesi mümkün değil. Ne yapılabilir? Tabii yani bu iş sadece adil yargılanma tek başına değil. Türkiye bir tek adam rejimine, otoriter bir şeye doğru ciddi bir şekilde gidiyor. Bunun geri dönmesi gerekiyor. Yani hukuk devletiyle ilgili, işte bağımsız tarafsız yargı ile ilgili çok ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Siyaset tabii bir noktaya kadar geliyor Türkiye. İşte bu otoriter, totaliter devleti yani giderek öne süren, giderek yoğunlaşan bu güç karşısında işte demokrasi, hukuk devleti, bunu talep edenlerin tavırları ortaya çıkıyor. Tabii bu ölüm oruçları üzerinde konuşuyoruz. Bütün bunları, ölüm oruçları beklesin de hele bu işleri bir görelim, bir demokrasiye tam geçilsin, o anlamda söylemiyorum ama temel çözüm budur. Yani demokrasiye yeniden bir şekilde Türkiye'de demokrasinin yapılabildiği bir zemin ortaya çıkacak ve önce işte yargıdan başlanacak, atmosfer değişecek, hava değişecek. Çok güzel ifade etti biraz evvel Ümit Hanım. Yani ille de bir yerden talimat alması gerekmiyor. Kafa öyle kurulmuşsa yani bir yargıç için önemli olan işte kurumsa, yani insan filan değil de kurumsa, insanlar bu kurum için, kurumlar için araç olarak görülüyorsa, yani yargı, yasalar filan ne kadar değiştirseniz değiştirin çok fazla bir anlamı yok. Önce bir atmosferin, havanın da değişmesi lazım. Ama şu anda tamam, acil bir durumla karşı karşıyayız. Yani iki tane genç insan, böyle avukat, hayatın baharında iki kişi daha evvelde yaşadıkken, bu yakın tarihte yaşadıkken iki kişi öldü gözümüzün önünde. İyi öldü, sanki ölmemiş gibi davrandık, ertesi gün hala öyle davrandık. Şimdi iki kişi gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Yani şimdi bu çocuklar evet cezaevinden tahliye
olacaklar öyle tahmin ediyorum ben. Ama dışarıda da devam ediyor. Dolayısıyla bazı durumlarda yaptık yani bu konulara, insan haklarına duyarlı kamuoyunu Türkiye'de yabana atmamak gerekiyor. Mesela ben avukat Beyiş Ak olayını hatırlıyorum. Yani müthiş bir şekilde duyarlılık oluştu, ayağa kalkıldı ve hep beraber yani Beyiş Ak adeta şey yapıldı, kurtarıldı, çekip alındı, tedavisi yapıldı. Ya bu çocuklar için de önce acil bir şeyle karşı karşıyayız. Böyle bir şey yapılması gerekiyor. Tek evet. Yani şey kalıyorsunuz, bir kişi kalıyorsunuz. İşte insanlar arıyor. Ya ne oluyor bu konuyla ilgili, yapacak bir şey var mı falan diye soruyor. Ya işte yapmaya çalışıyorum. Ertesi gün hani ne oldu, işte bir görüşmeye gidecektiniz falan, bir şey oldu mu? Bunu bile sormayacak kadar duyarlılıkla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Çok dar evet. bir çevrede bunu yaygınlaşmak lazım, çıkmak lazım. Yani insanlarımız o kadar vurdum duymaz olamaz, olmaması gerekiyor. Öncelikle bu insanların kurtarılması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Buna yoğunlaşmamız lazım acil bir şekilde. Ama tabii bu biraz evvel ifade edildi. Bu arkadaşların işte ölüm oruçları iki dosyayla, kendi dosyayla sınırlı değil. Türkiye'de ciddi bir şekilde adil yargılanma sorunu var. Ve bu sorunun elbette ele alınması gerekiyor. Evet. Evet, şimdi ben Ümit Hanım'a dönmek istiyorum tekrar. Mehmet Bey de ifade etti. Bir duyarlılık gerekiyor. Ve aslında bu ölüm oruçlarının iki muhatabı var. Biri devlet, biri kamuoyu. Kamuoyunda eksiklik var hakikaten duyarlılık konusunda. Peki devlet boyutuna ne? Yani nihayetinde yargıdan, devletten bir talep söz konusu. Bir iletişim oldu mu? Hiç görüşüldü mü? Veya toplantı yapıldı mı geçmişteki ölüm oruç örnekleri gibi, yoksa tamamen gözlerini kapattılar bu olaya? Yani sanıyorum işte duyarlı örgütlerden temaslar olmaya çalışılıyor ama biraz da gözler kapalı. Sanıyorum Ebru ve Aytaç'ın göz önünde olmaması da gözlerin kapalı olmasında bir etken. Belki çıktıktan yani çok inanmıyorlar herhalde onların ölüm orucunun olduğuna ya da taleplerinin ciddiyetine. Çok inanılmıyor, göz önünde değiller çünkü hep bizler aracı olduk, sizler aracı oldunuz onlara karşı. Sanıyorum eğer bir tahliye kararı gelirse artık biraz daha fazla duyarlı olacaktır insanlar. Biz elimizden gel, yani çare olarak en başta biz elimizden geldiğince kamuoyunu bu konuya eğilmesi için çaba sarf etmeye çalıştık. Yani sadece dilekçelerle değil, imza kampanyalarıyla, değişik etkinliklerle, pandemi sürecinde bile olmayacak işler yapmaya çalıştık. Pek çoğunda başarılı oldu. Ne kadarı yeterli oldu açıkçası bilmiyorum. Gerçekten çok kapalı bir kamuoyu var artık. Dar bir çevreye sıkıştık. Sadece birbirimizin sözünü dinliyoruz ve birbirimizin sesini duyuyoruz. Bu sesi başkalarına aktarmakta ise çok yetersiz kalıyor. Bunları aşmamız gerekiyor. Nasıl aşacağımızı inanın bilemiyorum, öngöremiyorum. Belki artık Ebru ve Aytaç kendi sözlerini söyleyebilmeye başlarlarsa kamuoyuna biraz hareketlendirebiliriz, biraz duyarlılığı artırabiliriz. Artık umuyorum artık aracısız konuşabilecekler, en azından aracısız olarak taleplerini net olarak iletebilecekler, haklılıklarını ifade etmeye çalışacaklar en azından. Bu büyük bir avantaj olacak. Hem onlar için büyük bir avantaj, hem belki de genel olarak Türkiye kamuoyu için biraz kıpırdanma, biraz o insani değerleri tekrar yakalayabilme açısından bir şans da olabilir, umut ediyorum. Ve tabii ki Yargıtay. Yani Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi'nin bir dairesi... Yargıtay başvurusu bayağı oldu yapılalı ve evet. ön incelemede ve bir türlü karar çıkmıyor. Oradan bir durumunuz, bilginiz var mı? Ya şöyle, şimdi adli tatildeyiz biliyorsunuz ama 16 Ceza Dairesi birkaç heyetten oluşuyormuş ve bir heyeti nöbetçi heyet. Sanıyorum onlar da ele alacaklar dosyayı, ele alıyorlar, incelemede olduğunu biliyoruz, en azından incelendiğini biliyoruz. Takip etmişsinizdir belki, Yargıtay'ın önünde bu adli tıp sürecinde
3-4 gün boyunca arkadaşlarımız nöbet tuttular. Yani dilekçe verdiler ve dilekçelerinin sonuçları için beklediler. Hatta en son işte bu nedenle biraz da adli tıp 37. Ağır Ceza'ya siz doktora ATK'ya sevk edin diye bir kararı çıktı Yargıtay'ın. Yani karar verme yetkisinin 37 olduğunu hatırlatan bir karar çıktı. Bu nedenle de biraz da şeyi biliyoruz. Bir heyet var ve heyet dosyalarını incelemeye devam ediyor. Bu dosyaların arasında arkadaşlarımızın dosyası da var. Süreci belki hızlandırabilir son yaşananlar. Hem Ebru ve Aytaç'ın sağlık durumu hem de artık kendilerini daha rahat ifade, kendi dilleriyle ifade edebilecekleri için biraz daha hızlandırabilir. Yani bizim işimiz bitmedi zaten. Çağrı olarak da bitmedi. Avukat kamuoyu olarak da bitmedi. Yargıtay'daki süreci takip etmek, bunu olabildiğince hızlandırmak artık yine bizim görevlerimizden biri. Ebru ve Aytaç talih olsa bile içeride hala tutsak arkadaş. Evet. Ben tekrar Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Bey eğer duyuyorsanız size soracağım soruyu. Duyuyorum. Çünkü benim internet ağım gerçekten zayıf. siz meclistesiniz. En azından kulislerde, koridorlarda hükümet yetkilileriyle karşılaşıyorsunuzdur. Onlar tamamen gözleri kapalı bu işe. Gerçekten Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı bürokratlarının veya Adalet Komisyonu üyelerinin tamamen mi gözleri kapalı, yoksa gerçekten ellerinden bir şey mi gelmiyor? Her şey saraydan mı yürütülüyor? Bildiğiniz gibi yeni sistemde hükümet üyeleri meclise gelmiyor. Dolayısıyla mecliste bakanla falan karşılaşma şansınız yok. Fakat biz bu konu ve başka konular, çünkü çok sayıda insan hakları ihlali var bu ülkede ve hepsi gelip buluyor bizi ister istemez. Gidiyoruz. Adalet Bakanlığı'na sık sık arıyoruz, bu konuyu gündeme getiriyoruz. Ama ben sizi siyaset cephesindeki durumu şey yapayım. Bu konu ve benzer hak ihlalleri ilgili komisyonlarda zaman zaman, çok da yüksek sesle değil, işte İnsan Hakları Komisyonu'na, bazen Adalet Komisyonu'nda başka konular konuşulurken gündeme geliyor. Ama kulislerde falan hiç gündeme geldiğine şahit olmadım. Muhalif partiler, duyarlı parti lerde belli, işte CHP, HDP sıralarında tek tük şeyler var bu konuyla ilgili, duyarlılık mevcut. Ama parlamentodaki genel durum, toplumdaki durumdan maalesef çok farklı değil. Fakat herkes fena bir şekilde Türkiye'de yargı ile ilgili çok ciddi problemlerin olduğu, yani artık bıçağın kemiğe dayandığı, bu taşınacak bir şeyin olmadığı, bırakın işte demokrasinin işte standartları yüksek falan şeyler, asgari koşulları ile ilgili de çok ciddi problemlerin olduğunun herkes farkında. Ama herkes ıslık çalıyor. Yani bir şekilde bir şey yokmuş gibi davranıyor. Bu baskıların yoğunlaştığı dönemde oluyor. Biz de sonra, yani biraz ben psikiyatr uzmanıyım, biraz uzmanlığımı katayım. Bu tehlikeli bir gidiştir. Bir süre sonra bu uzun süre sürdürülebilir bir şey değil. Bir süre sonra insanlar alışıyorlar ve rutinleşiyor. Yani bir insanın işkence görmesi, birisinin işte insanların gözünün önünde, mesela Osman Kavala meselesini düşünün yani. Delil yok, bulunamıyor. İşte karar veriliyor, beraat ediyor. Beraat ettiği gün başka bir suç. Yani bunu sokaktaki insanla konuşunca da söylüyor tabii. İlgi alanına girmiyor ama sorduğunuz zaman söylüyor. Gülüyor yani, alaycı böyle bir şey olur mu diyor. Ama işte zaman öyle bir noktaya geldik ki bu uygulamalar, yani çok acıtan bu uygulamalar, normalde şok etkisi yapacak bu uygulamalar, normal gibi algılanmaya başladı. Bunlar çok tehlikeli. Yani bu taşınabilecek şeyler değil ve bu ilgisizlik ve duyarsızlık konusunda ben yani dibe vurulduğunu, bunun sürdürülemez olduğunu, hak mücadelesi yürüten insanların bu psikolojiye girmemeleri ve çok hızlı bir şekilde tekrar konuyu gündeme getirmeleri gerekiyor. Dibe vurmuşuz. Toplum mutlaka bu konuyla ilgilenecektir ve sağlıklı çözümler bulunmasına hep beraber katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Asla ve asla vazgeçilmesin. Yapılacak bir şey yok. Asla ve asla denmemesi gerekiyor. Korkuyorum. Yapılacak bir şey kalmadı.
Oturup ölümleri bekleyelim noktasına geliniyor. Bu çok kötü bir durum. Bunu mutlaka aşmamız lazım. Her zaman bunu işte insan hakları konusunda duyarlı tek tek birkaç kişi yapıyor. Aman o birkaç kişi dikkatli olsun derim. Evet, teşekkürler. Ümit Hanım, sizden de son sözlerinizi almak istiyorum. Hem süre bitiyor hem de Ebru ile Aytaç yaşasın diye bizlere, kamuoyuna düşen bir sorumluluk varsa bir kez daha hatırlatmanızı isterim. Ya aslında Mehmet Bey'in söylediğinden çok da farklı bir şey söylemeyeceğim. Yani Ebru ve Aytaç'ın yaşaması için bu kamuoyu duyarlılığın artması gerekiyor. Vazgeçmemek gerekiyor. Evet, bir garip bir atalet içerisinde kamuoyu, inanılmaz bir alışma eğilimi var. Diğer yanda da hükümet kanadında, yani ben hükümet kanadı derken bunun için emniyet güçlerinin hepsini katıyorum. Büyük bir fütursuzluk da var. Yani işkence fotoğraflarının polis tarafından açıkça yayınlanıyor olması. Bütün bunlar büyük bir fütursuzluğu da aynı zamanda gösteriyor. Bunlara alışmamak gerekiyor. Bunlar normal şeyler değil. Bunlar sağlıklı bir insanın yapabileceği şeyler değil. Alışmaya başlarsak biz de sağlığımızı kaybedeceğiz. Akıl sağlığımızı kaybedeceğiz. Ebru ve Aytaç'ın sesini duyurmak içinde bizim de artık ses çıkarmamız gerekiyor bir şekilde. Kamuoyunda, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili, çevre sorunlarından yargı sorunlarına kadar çok geniş bir çerçevede artık sesimizi yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Sadece yazarak, çizerek ya da sosyal medyada dertlerimizi dökerek değil, bağırarak artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini, bazı taleplerimizi dile getirmemiz gerekiyor. Sorunlarımız tek başına yargı ile ilgili değil, tek başına adil yargılanma ile ilgili değil, evet, ama temel sorunumuz bu. Zaten bunlar yerine gelirse geçecek. Ses çıkartmak zorundayız. Sadece sosyal medya üzerinden değil, alışmadığımızı göstermek zorundayız. Bunların normal olmadığını bir şekilde göstermemiz gerekiyor, vazgeçmememiz gerekiyor. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Ümit Hanım. Katkınız için ben Mehmet Bey'den son sözlerinizi almak istiyorum. Gerçi siz ifade ettiniz, vazgeçmemek lazım, ama eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun, dinliyoruz. Yok, yani aşağı yukarı her şey söylendi. Çok az bir zaman kaldı. Duyarlı olmak gerekiyor. İnsanlar şimdi dışarı çıkarsalar ki çıkacaklar gibi görülüyor. Evet, yani bu iyi yani dışarı çıkmaları, direkt aracısız kendilerini anlatmaları konusunda etkili olacak, ama karışmalar da söz konusu olabilir. Yani bir kişi ölüme, iki kişi ölüme yaklaşıyor falan, ama yani bu yaşanan adil yargılama ile ilgili yaşanan bu durum hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin işidir. Bu şekilde algılamak lazım. Hatta hepimizin işinin ötesine de bütün bir toplumu, gelecek kuşakları filan diye bu şekilde algılamamız gerekiyor. Bu şekilde algılamaya başladığımız, bunu bir mesele, dert haline getirdiğimiz zaman daha etkili olabileceğimizi düşünüyorum. Teorik şeyleri konuşmanın ötesine geçip pratik olarak burada hemen ne yapılabilir? Yani iki canı kurtarmak, bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak için. İnsanlık yaşamaya devam edecek ki onlarla ilgili hak hukuk mücadelelerini devam ettirebilelim. Evet, çok teşekkürler Mehmet Bey. Biz de ajan da olarak Ebru ve Aytaç'ın taleplerini ve davasının takipçisi olacağız. Bunu da söylemek istiyorum. Onların yaşaması için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tekrar her iki konuma teşekkür etmek istiyorum. Evet sevgili seyirciler, bu hafta ölüm orucunda adil yargılama talebiyle başladıkları ölüm orucunda kritik noktaya gelen Ebru ve Aytaç'ı konuştuk. Haftaya başka bir gündemle sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.